Tüm halkımız. Kıymetli izleyenler, Bir Fikir Meclisi programı ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da kıymetli Masum Bayraktar hocamız, konuğumuz. İnşallah burada gündemle alakalı sorularımızı kıymetli Masum Bayraktar hocamıza soracağız ve sizlerin mesaj yoluyla bizlere iletmiş olduğunuz numaraları canlı yayında kıymetli Masum Bayraktar hocamıza soracağız. Hocama dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Rabbim gayretinizi artırsın inşallah, başınızı artırsın. FM TV ekranlarından gerçekten her hafta bir yenilikler meydana geliyor elhamdülillah. Özellikle Arapça dersinin başlaması, cumartesi günleri saat 11.30'da başlaması beni çok duygulandırdı. Dün akşam bir mesaj geldi. Ahir zamanda diyor Arapça dersi vermenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum diyor. Çok etkilendim. Çünkü pazarda tekrarı vardı bu dersin. Arapça dersimizin emsileden başladılar. Bu çok duygulandırdı beni yani. Bu zamanda Arapça dersi vermeniz diyor. Gerçekten beni diyor çok etkiledi diyor. Tebrik etmiş. Ben de o yüzden FMTV'yi tebrik ediyorum. Hitabet yarışması zaten gerçekten çok örnek bir yarışma oldu maşallah. Heyecanını çok yüksek yaşıyoruz. Rabbim bütün kardeşlerimize başarılar nasip etsin. FMTV her gün maşallah kendisini yeniliyor. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bu da çok önemli. Bir aile havasında FMTV. Seyircisiyle bir aile havasında maşallah. Seyircisi FMTV'yi bir aileden biri olarak görüyor yani. Bu da büyük bir nimet. Şükürler olsun. Rabbim inşallah bundan sonraki hayatımızda da inşallah başarıların devamı nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Evet kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenler cumartesi akşamları saat 21.30'da biliyorsunuz siz zaten ailenizin programlarını FMTV'deki hocamızın da ifade ettiği gibi biz bir aileyiz. Ailenizin programlarını kaçırmazsınız. Hitabet yarışması programımız gerçekten çok feyizli, bereketli, heyecanlı. Çok acayip bir atmosfer oluyor. Heyecanlı geçiyor. Rabbim inşallah sonuna kadar muvaffak olabilmeyi, sonuna kadar işi güzel götürebilmeyi cümlemize ikram eylesin diyoruz. İhsan eylesin diyoruz. İletişim numaralarımızı hatırlatması üzere Burak Doğan hocamıza dönüyorum. Buyurun hocam. Evet kıymetli FM TV izleyenleri herkese tekrardan hayırlı akşamlar diyoruz. Hayırlı bir program geçirmeyi yüce Rabbimize niyaz diyoruz. Sizlerin sorularını kıymetli hocamıza bizler sözlülük yapacağız sizlerin sorularına. 0530-234-0488 0530-234-0488 ve 0530-644-3688 no numaradan WhatsApp üzerinden kullanmış olduğunuz işte sosyal medyasını WhatsApp olabilir, Bip olabilir, SMS uygulaması olabilir. Bunların hepsi üzerinden ücretsiz bir şekilde mesajlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de sizler adına sorularımızı hocamıza yönlendireceğiz. Gündeme dair konuları değerlendirirken sizin sorularınızı da yer vermeye çalışacağız kıymetli izleyenler vaktimiz süresince. Evet Osman Hocam buyurun. Kıymetli hocam bu hafta içinde yaşanan tatsız bir olayla maalesef yine FMTV ekranlarında seyircimizin karşısındayız. Biliyorsunuz siz her zaman söylersiniz. FMTV ekranlarından da bunu defalarca ifade edersiniz kıymetli hocam. İnsanların örnekleri, önderleri kim? Kimler insanlara önder gösteriliyor? Kimler örnek gösteriliyor? Bunu hep beraber bir bakmalıyız, izlemeliyiz, görmeliyiz diye söylersiniz. Ve gerçekten bu önder gösterilenler nasıl kişiler ki, yani mesela bir insanın özür dileyerek söylüyorum işte bir şaklabanlık yapması vesaire belli şeyler yapması veya bir yerde olması, bu kişinin meşhur olması, bir şekilde meşhur olması bunun önder olması gerektiğini mi de önder olması mı gerekir diye defalarca vurgularsınız. Bu haftada maalesef milyonların peşinden gittiği biliyorsunuz bu maçların sonunda hiçbir kimsenin tabiri caizse huzur bulmadığı, sonunda hiç kimsenin istediğine kavuşamadığı
Bu maçlardan bir tanesinde biliyorsunuz bu hafta olay çıktı. Yani örnek tabiri caizse gösterilen futbolcular bakıyorsunuz birbirine giriyor. Yani hani şöyle bir soru sormak istiyorum. Hani futbol kardeşlikti, hani sevgiydi, hani şuydu, hani buydu. Yani nerede kaldı bu güzel duygular veya nerede kaldı bu toz pembe hayaller? Tabiri caizse bu şekilde sorulabilir. Yani bu olaylı derbi hakkında hocam neler söylemek istersiniz yani? Şimdi evvela sizlere teşekkür ediyorum. Bütün seyircimize selam ediyorum. Ben tabii maçlarla alakalı bizim zihnimizde, düşüncelerimizde, itikadımızda büyük bir sıkıntı var. Yani şöyle, bu maçlar halkımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençliğimizi yanlışa sürükleyen işler olarak görmekteyim yani. Bu baştan söyleyeyim yani. Bununla alakalı bir ayet-i kerime paylaşmak istiyorum. Şimdi Mevlamız diyor ki Estaizu billah. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اَضَعْنَا اللّٰهَ وَاَضَعْنَا الرَّسُولَهُ قَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَضَعْنَا سَادَتِنَا وَكُبَرَانَا فَاَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا اَتِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كِبِيرًا. Allah'ımız buyuruyor. Belki yavrum yavrum diye büyüttüğün, aman aman diye nitelendirdiğin, kendi evladın, kendi çocuğun, kendi gençliğin, Allah'ımızın ifadeleriyle söylüyorum. Kendi gençliğin, kendisine imanı, namazı, ibadetleri sevdirmediğin, benimsetmediğin gençliğin, ahirette Allah muhafaza etsin, cehenneme yönlendirildiğinde şu ifadeyi kullanacak. Kendi evladından bahsediyorum. Yani maça, haça, şuraya buraya yönlendirdiğin, olmayacak insanların peşinden yönlendirdiğin, onlara kaptırdığın, kendi ellerinle kaptırmış olduğun gençliğin, çocukların, evlatların, artık herkes kendini incelemesi lazım. Diyecek ki o çocuk, o genç, ne olaydı da cehennemi görünce Allah ve Resulüne itaat etseydi. Ve devam ediyorlar. Rabbena inna adayna saadetena ve kibarana fadallun. Ya Rabbi biz büyüklerimize, önderlerimize, annemize, babamıza, bize yol gösterenlere, ya onlara uyduk. Onlara uyunca onlar bize sapıklığa, yanlışa sürüklediler. Yani bizi neye sürüklediler? Maç sevgisine, haç sevgisine, filan sevgisine, buna sevgiye. Bakın ben daha önce söyledim, yine söylüyorum, iddia ediyorum. Lütfen baksınlar. Takip etsinler ya, rica ediyorum ya. Biliyorsunuz Mescid-i Aksa'yı ziyarete gittik. Ziyarete gittiğimizde İbrahim Aleyhisselam'ın kabri şerifin başındaydık. Çok etkilendim. İbrahim Aleyhisselam'ın kabrinin yarısını mescide bırakmışlar, yarısını Yahudilerin sinagogunu almışlar. Yarısı, kabrin yarısı mescide yarısı. O sinagogda Yahudilerin yani kendisine ait ibadetliği yer diye de nitelendiren yerde samimiyetle söylüyorum. Aynı şu anda türbünlerde taraftarların yapmış olduğu sistemle onların ibadet yapılıyor. Yani oradaki ibadet şekli şu anda türbünlerde var. Türbünlerde aynısını yapıyorlar. Ben şimdi onun tarifini yapamam yani. Ama herkes genel anlamda ön planda tutulan şey neyse, sen söyle, çalgı veya yönlendirme, seslendirme neyse onu yapıyorlar orada. Aynısını yapıyorlar diyorum. İşte Burak duvarı var. Burak peygamberimizin Burak'ını bağlamış olduğu duvar var biliyorsunuz orada. Onlar başka bir ifade kullanıyorlar, ben onu söylemiyorum. Çünkü o duvarın ismi Burak duvarı. Ama onlar başka bir ifade kullanıyorlar. Onu çevirmişler, başka bir ifadeye çevirmişler yani. Ama normalde o duvarın ismi ne? Burak duvarı. Efendimizin Miraç esnasında Burak'a bağlamış olduğu duvar. Ve bütün peygamberlerin de oraya bineklerini bağlamış olduğu duvar. O duvarı istila etmişler. Aynısını orada yapıyorlar. Nerede? O türbünlerde yapılan ses var ya, gürültü, patırtı, aynısını yapıyorlar yani.
Bak aynısını yapıyorlar yani. Bunu ama rica ediyorum. Takip etsinler. Yani biz tribünlerde bir şey yapmıyoruz. Olur mu ya, sen Yahudi ibadeti yapıyorsun. Farkında değilsin. Bilerek veya bilmeyerek. Bilerek veya bilmeyerek yani. Allah muhafaza etsin. Bu çok önemli. Hocam, özür dileyerek ben söyleyebilir miyim? Yani nasıl ifade edildiğini. Kıymetli izleyenler, Kudüs'te kıymetli hocamızla birlikte İbrahim Aleyhisselam'ın kabri başındayken yan tarafta Yahudiler ibadetlerini yapıyorlar. İbadetlerini kıymetli hocamız söylemedi. Ben yani ibadetler olarak değil de şu anda tribünlerde yapılan şeyi söyleyeceğim. Lay 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 lay. Böyle. Bu şekilde bağırıyorlar kıymetli izleyenler. Tribünlere de hep beraber bakabiliriz. Lay 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 lay. Bu var mı yok mu? Bakın ne kadar siz ne kadar aşinasınız bunu hep beraber görelim. Bir Yahudi ibadetidir. Bunu hatırlatmak istedim. Kıymetli hocamız söylemedi ama ben o şekilde söyleyeceğim. Evet. Evet. Ben söylemedim. Evet. Ama tabii onun bir aynı şekilde devamı var yani. Onlar evet. Bilirler yani. Ben söylemedim. Söylemem de yani. Ya bunu şimdi normal şartlarda ne yapıyorlar? Tabii insanlar bilmediği için, halkımız bilmediği için, gençliğimiz bilmediği için zannediyor ki ben ne yapıyorum ki, ne yapıyor musun? Sen ne yaptığının farkında değilsin. Bu çok önemli yani. İşte o yüzden dolayı Mevlamız buyuruyor. Diyecek ki o evlatlar, gençler, kendi yetiştirmiş olun gençler yani. Eğer onu Allah'a, peygambere, kitabullah'ı sevdirmezsek, kalkıp da olmayacak maçın, haçın, şunun bunun peşinden koşturursak, futbolcuların peşinden koşturursak, bunların peşinde koşturursak diyecek ki, ifadesini söylüyorum. Ya Rabbi, bizi örnek aldığımız büyüklerimiz, annemiz, babamız, liderlerimiz, kimse artık yani, bizi onlar yanlışa sürüklediler. Bizi onlar yüzünden biz bunlara sürüklendik. Bugün halkımızın arasında takip edin. Daha çocuk belki kaç yaşında? 4-5 yaşına geliyor. Biraz kendisini bilsin. Hemen ben falanca takımı tutuyorum. Ya nedir bu şey ya? Ve ondan sonra ömür boyu onu bırakamıyor. Ömür boyu onu bırakamıyor. Öyle, bu şekilde devam ediyor yani. O yüzden dolayı Mevla Teala ne buyuruyor? Devamında o gençler, o evlatlar diyecek ki Ya Rabbi bize verdiğin azabın iki katını onlara ver diyecek. Niçin? Çünkü onlar bizi yanlışa sürükledi. Onlar bizi camiye, Allah'a, peygambere, kitabullah'a sürüklemesi gerekirken kalktılar bizi olmayacak yerlere sürüklediler. Olmayacak şeyleri bize örnek gösterdiler. Olmayacak şeyleri bize sevdirdiler. Yani maçın açın. Ondan sonra olmayacak yerlerin peşinden koşturdular bizi. Ben mesela açık söylüyorum. Bu hafta bu derbiyle alakalı bir tane genç hakikaten ölmüş. Açık söylüyorum yani içim o kadar yandı ki. Samimiyetle söylüyorum ya. Ya Rabbi dedim ya. Bak yeminle söylüyorum. Gençlerimizin haline bak. Bir maç yüzünden kalp krizi geçirecek ve en netice ahirete geçecek. Biz Allah'a ne cevap vereceğiz ya? Ne diyeceğiz Rabbimize? Bizim zamanımızda insan Allah'ın huzuruna çıkış şekline ne bakın ya? Hakikaten bundan çok dersler çıkartmamız lazım bizim. Bizim çok çalışmamız lazım. Bu işlere engel olunması lazım. Yoksa kalkıp da insanları buralara sürüklenmesine normal gözüyle bakıyorsa bir insan, bunlar hiçbir şey olmaz bunlardan diyorsa, bu insan gerçekten ne Allah'ı biliyor, ne peygamberi ne biliyor, ne kitabullahı biliyor. Hiçbir şey bilmiyor bu insan. Yapmayın ya. Bu insanlar bu yollarda ölmesin ya. Ya bunların cevabı yok, bunların cevabını veremezler yani. Mevla Teala'nın vermiş olduğu bu sonsuz nimetler, insan bedeni, sonsuz nimetleri Mevla Teala'nın razı olmadığı bir yerde, Mevla hoşlanmadığı gaflet üzere Mevla bunlardan memnun olmaz ya, yapmayın. Yapmasınlar yani. O yüzden dolayı bakın ne diyor Mevla Teala devamında. O genç, yani kendi evladın kaptırmış olduğun, maça aça şuna buraya kaptırmış olduğun kendi evladın, kendi gencin diye Ya Rabbi bize verdiğin azabını iki katın onlara ver. Ve onlara büyük bir lanetle lanet et. O yüzden dolayı kesinlikle evlatlarımızı, gençlerimizi böyle maçlara, haçlara, bu gibi yerlere ne yapmayalım? Kaptırmayalım, yönlendirmeyelim, bunların sevgisini kalplerine sokmayalım. Bilmem falanca. Şimdi bakıyorsun ki sen söyle arbede çıkmış. Ya arbedeyi kim çıkartmış? Afrika'dan gelmiş bilmem neler sen söyle. Yemin ediyorum onların normal şartlarda hiçbir özelliği yok. Sadece bir koşuyorlar ya. Bir koşma özellikleri var. O da Allah'ın vermiş olduğu bir özellik. Bir koşma özelliklerinden dolayı kardeşim adamlar sahada birbirine giriyorlar. Ve tüm Türkiye türbünler, tüm saha bilmem, tüm Türkiye bu işlerle beraber ne yapıyor? Bunlarla meşgul oluyor.
E bu nasıl iş be kardeşim? Adam Afrika'dan gelecek. Ondan sonra orada olmayacak biçimsiz hareketler yapacak. Rezillikler yapacak. Olmayacak tavırlar takınacak. Sen bunları ne yapacaksın? Aa bilmem ne filan. Yapmayın Allah rızası için. Bu işlerle insanları meşgul etmeyin. Türkiye'yi meşgul etmeyin. Bu işlerle gerçekten insanları yanlışa sürüklemeyin. İnsanları dinden çıkartmayın. İnsanları gerçekten neudübillah Allah muhafaza etsin. Yanlış sevgilere sürüklemeyin yani. Çok büyük tehlike bu işler. O yüzden bu işlerden halkımız uzak durmalı. Bu insanlardan uzak durmalı. Bu işlere kulak vermemeli. Kulak vermemeli yani. Yoksa böyle arbedelerin yaşanması kesinlikle ve kesinlikle ne insani ne İslami. Üzerinde duruyorum. Ne insani ne İslami bir hareket. Son derece olumsuz. Bunlardan kesinlikle fayda gelmez. Gelmemiştir, gelmeyecektir de. Bugüne kadar Türkiye'ye zarardan başka bir şey getirmemiştir bunları yani. Hem maddi zarardır hem manevi zarardır. Maddi zarar olarak zaten bütün gençlerimizi, bütün evlatlarımızı alıyorlar başka yerlere götürüyorlar. Futbolcu olacağım havasına bir sokuyorlar onları. Ondan sonra bir bakıyorsun biraz şöhreti bulduğu zaman her şeyini kaybediyor. Her şeyini kaybediyor. Yakın zamanda bunun da örneklerini gördük. Şimdi bunları da tekrar konuşmaya gerek yok. O yüzden dolayı evlatlarımızı, gençlerimizi kesinlikle ve kesinlikle böyle yerlere yönlendirmemek lazım. Böyle şeylere kaptırmamak lazım. Onları ilim erbaplarına, Türkiye'mize faydalı olacak, gerçekten faydalı olacak güzel şeylere yapmak lazım, yönlendirmek lazım. Faydalı şeylere yönlendirmek lazım. Rabbim bu yolda bizlere başarı nasip etsin. Şeytan, nefis dikkat edin. Dikkat edin. Bir ilim erbabının ne yapmıyor? Onlara yönlendirmeyi sevdirtmiyor. Kime sevdirtiyor? Olmayacak böyle insanları sevdirtiyor. Hadi bakalım onların peşinden. Rezillik, rüsvaylık. Türbünlerdeki hali hep beraber görüyorsunuz. Ondan sonra haberlerdeki hali hep beraber görüyorsunuz. Kim sahada kavga etmiş? İnceleyin Allah razı olsun. Bir bakın onlara. Bakacaksınız ya bu adamların sen konusu niye yapıyorsun ya? Nereden çıkıyor bu adam? O yüzden Rabbim inşallah bu belalardan Türkiye'mizi kurtarsın inşallah. Bu sıkıntılardan kurtarsın. Bunlardan kimseye fayda gelmez. Gelmedi de gelmez de yani. Rabbim kayırsın inşallah. Abdestin farzını sayamayan gençler, gusülü bilmeyen gençler bakıyorsunuz takımların 11'lerini şık şık sayıyor. Çocuklar ya. Çoluk çocuk da evet. Ya çocuğa sorsan peygamberin ismi ne diye peygamberin ismini söyleyemeyecek. Tekrar ediyorum peygamberin ismini söyleyecek, kelime-i şehadet söyleyecek, kelime-i şehadet söyleyemeyecek. Aynı çocuk bir bakıyorsun 11 sayıyor ya. 11 sayıyor yani. Allah hepimizi muhafaza etsin. Gençlerimizi muhafaza etsin inşallah. Evet kıymetli izleyenler, iletişim bilgilerimizi tekrardan hatırlatıyorum. 0530 234 0488 no'lu numara WhatsApp hattımızın numarası, WhatsApp üzerinden, BIP üzerinden ve SMS yoluyla sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Şu an gelen sorularımız var. Bunları tabii hocamıza yönlendireceğiz ama öncesinde yine gündeme dair bir konuya devam etmek istiyorum. Ardından bu konulardan sizin sorularınızı da yer vereceğiz. Sizler de bu arada sorularınızı gönderebilirsiniz kıymetli izleyenler. Evet hocam. Yine tabii ki ülke gündemini meşgul eden farklı bir konu var. Bir haftadır ülkenin gündeminde bir oyuncunun, tabii bunlara sanatçı deniliyor ama biz sözde sanatçı olarak altını çizerek söylüyoruz. Sözde sanatçıların arasında bir bayan ve bir erkeğin arasında geçen bir darp olayı var ülkenin gündeminde. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi bu konuyla alakalı bu bir kendini bilmez bir sanatçı olarak değerlendirelim. Ne kadar sanatçıysa işte, nasıl kabul ediliyorsa. Bunun sanatçılığı da tartışılır, bunların sanatçılığı da tartışılır. Ama bunlar da biliyorsunuz şu ayetleri bize hatırlatıyor. Bunu devamlı düğün sohbetlerinde okumaya çalışırım. Mevlamız diyor ki innellezine amenu ve amilussalihati seyec'alu lehumur rahmanu udda. Allah buyuruyor. Ama bu işin bir defa ilk bölümü şu. Nikah şart. Bunların zaten daha nikah meselesinde sorunları var. Nikah meselesinde sorunları var yani. Daha nikahsız bu hareketleri zaten bir defa meşru göstermek, normal göstermek en büyük dalalettir. En büyük sapıklıktır. Yani nikah olmadığı halde bu şekilde nikahsız bir şekilde hayatın normalini göstermek, normalmiş gibi hayata yapmak, onları insanlara sunmak en büyük sapıklıktır yani. En büyük dalalettir. Rabbim muhafaza etsin. Bir defa burada her birerleri büyük bir yanlış üzeredir yani.
Çünkü nikahsız beraberliğe Allah müsaade etmiyor. Bununla beraber kalkıp da Türkiye'yi bu şekilde meşgul etmeleri. Neden? Çünkü kendine ait bir şöhreti yakalamışlar. Hani diyorlar diye millet derdi ya, işte huzur bunlarda, madde bunlarda, şunlarda. Bunlarda huzur olmaz. Bunlarda kesinlikle ve kesinlikle sükunet olmaz. Sevgi olmaz. Bunlar gösteriş. Bunlar insanları gözlerini boyamak için yapılan yaptıkları hareketler. Ekranlara geçtikleri zaman sanki çok huzurluymuş gibi şey verip ama hayatları işte bunların bu. Hayatları bunların bu ya. Bir defa bir, Mevla Teala vermiş olduğu sonsuz kabiliyetleri yanlışlara kullanıyorlar. İki, Allah Celle Celaluhu vermiş olduğu akıl nimetini içkiyle beraber Allah muhafaza etsin, Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeyle giderip ve ne yapıyorlar? Sapıklar sürüklüyorlar ve evlatlarımızı, gençlerimizi kitliyorlar kendilerine. En büyük tehlike. Bunların önünü mutlaka kesilmesi lazım. Bunun üzerinde duruyorum. Bunların önü kesilmesi lazım. Niçin? Çünkü bakın Eğitim Bakanlığı bu işe sahip çıkması lazım. Benim gençlerim, benim evlatlarım, benim nesillerim, ehli iman, ilim bakımından gerçekten önder, aile bakımından hayatlarını gerçekten güzel sürdüren aileleri özendirilmesi lazımken böyle uygunsuz insanlara özendirilmesine mutlaka engel olunması lazım. Yoksa bu insanlar binleri veya milyonları peşinde koşturacak, gençleri kendi peşinde koşturacak, Allah muhafaza etsin, diziyle, filmle, şununla bu insanları sürükleyecek. Buna yol vermek en büyük tehlike. Bunlara nasıl yol veriyorsun sen ya? Bu adamları görmüyor musun bak? Aile hayatını bozuyorlar. İnsanların yönünü yanlış yöne sürüklüyorlar. Yanlış örnek oluyorlar. Her türlü çirkinliği, pisliği yapıyorlar. İsmi sanatçı diye kalkıp da şimdi bunlara eyvallah mı çekilecek yani? Türkiye'yi gündemi meşgul ediyorlar. İnsanlara özellikle kendi camialarına ve bütün camialara ne yapıyorlar? Hakikaten nefret uyandırıyorlar. Nefret uyandırıyorlar yani. O yüzden dolayı kesinlikle evlatlarımızı, nesillerimizi bunlardan ne yapmak lazım? Kurtarmak lazım. Ve bunların haberlerini yapmamak lazım. Yani medyaya şey konması lazım yani. Bu adamların haberlerini yapıyorsun. Çirkin haberlerini yapıyorsunuz ya. En netice bu adamların haberleri insanları ne yapıyor? Tehlikeye sürüklüyor. Ama burada şunu gördük. Ne gördük? Mevlamız diyor ki sevgiyi ben koyacağım diyor. Hani maddeyle sevgi olur diyorlardı. Bakın oldu mu? Olmadı. Hani şöhretle sevgi olur diyorlardı. Hani oldu mu? Olmadı. Şununla olur, bununla olur, güzellikle sevgi olur diyorlar. Hani oldu mu? Olmadı. Tam bir rezalet. Tam bir rezalet. Çirkinlik, çirkeflik, başka bir şey yok yani. Çünkü Allah oraya ne vermiyor? Sükunet vermiyor. Ayetlerde ne Mevla Teala buyuruyor? Sizin nefsinizden size uygun düşte yarattım diyor Mevla Teala. Niçin? Liteskünü ileyha. Orada sükunet olasınız, huzur olasınız için. Ama onun ölçüsü bir, nikah olacak. Nikah yoksa bu iş olmaz. Ondan sonra Mevla Teala aranızda sevgiyi, rahmeti ben kılacağım diyor. Madde değil, para sevgi olur demek değil. Al işte parayla rezil oldular. Şöhret sevgi değil, al işte rezil oldular. Ve bunun gibi. Benim en büyük derdim buradaki asıl haykırışım şu arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Bunlar beni hiç bağlamaz. Benim üzüldüğüm konu bu insanlara evlatlarımızı kaptırıyoruz, gençlerimizi kaptırıyoruz, nesillerimizi kaptırıyoruz. Beni ilgilendiren konu burası. Yoksa onlar hiç bağlamaz beni. Hiç bağlamaz, şimdi olmaz, haberlerini takip etmem. Ama evladımızı, neslimizi, gençliğimizi onlara kaptırırsak, gerçekten bütün halkımızın, evlatlarının nesillerini onlara özendirirsek, onları filmleriyle, bilmem tiyatroyla, oyunlarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla çocuklarımızı gerçekten Allah muhafaza beyinlerini oraya kaydırırsak o zaman en büyük tehlike Türkiye'mizi bekliyor. Bu adamlar öne kalınmaz. Bu adamlar gerçekten bir defa haber dahi yapılmaz. O yüzden dolayı üzerinde duruyorum. Ya bunların kesinlikle ne yapmak lazım? Önüne geçilmesi lazım. Yoksa önüne geçmezsen adam görmüyor musun? Bu adamın ne insanlıkla ne İslam'la. Niye? Çünkü kardeşim İslam'da bu şekilde bir muamele yok. İnsanlıkta insanlıkta da yok. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim ben size. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Yanlışlıkla Allah muhafaza etsin. Yanlışlıkla
şöyle bir muameleyi bir hoca efendi yapsaydı, yanlışlıkla yapmaz hoca efendiler. İşi gerçekten kaliteli hoca efendi yapmaz. Yapsaydı ama onu var ya yerlerdi. Yerlerdi onu diyorum size. Ama kalkıyor bir sanatçı yapınca ne oluyor? Yenmiyor. Bir hoca efendi yapsa yerlerdi diyorum sana. Rezil, rüsva, perişan. Hemen ensesinde. Biliyorsunuz bir genç kız. Bir genç kız, yani ben yaptığını tasvir etmiyorum. Ama genç. Daha belki de 18'inde var yok. Kalktı Anıtkabir'de bir ifade kullandı. Tak hemen ensesine bindiler, aldılar, götürdüler şeye. Sen söyle. Cezaevine götürdüler. Ya gencecik kız ya. Daha ağzından çıkanı kulağı bilmiyor ya. Ki özür de diledi. Özür de diledi yani. Özür de dilediği halde kalktılar. Niye? Çarşaflı diye çünkü. Üzerinde duruyorum ben bunun. Öbür taraftan adam her türlü işkenceyi yapmış kardeşim. Olmayacak şeyler yapmış. Ondan sonra hala hiç. Sen söyle. Milletin karşısına çıkıyor, hala konuşma yapıyor, bilmem ne yapıyor filan falan. Anlıyor musunuz yani? Tabii, o yüzden dolayı Türkiye'de maalesef Hikmet-i Hüda böyle anlaşılmayan olaylar dönüyor. Rabbim inşallah bunları iyi anlamayı, halkımıza iyi anlamayı nasip etsin inşallah. Çok tehlikeli yani. Şimdi tabii seyircecek, hocam çok şey yaptın. Sinirlendiniz diye ama gerçekten sinirlenmeyecek gibi değil yani. Ya sinirlenmeyecek gibi değil kardeşim. Bu insanlara yol veriliyor, müsaade ediliyor, her türlü hak tanınıyor ve bu insanlar kalkıyorlar, yapmış oldukları bu sanatçı ifadesi çerçevesinde, ki ben sanatçılıklarını da kabul etmem ama böyle ifade çerçevesinde halkı yanlışa, gençleri yanlışa sürüklüyorlar. Sen bunlara göz yumarsan bu iş olmaz kardeşim. Bu iş olmaz. Hem kalkacak bu halkın paralarıyla ayakta duracaklar, gençlerin paralarıyla ayakta duracaklar, bu imkanlarla ayakta duracaklar, hem de kalkacaklar, yanlışa sürükleyecekler. Böyle olmaz kardeşim. Bu yanlış. Bunu aynısını tekrar ediyorum. Bir hoca efendi yapsaydı, bir imam kardeşimiz yapsaydı, yemin ediyorum adamı perişan etmişler. Hocalara yakın biri bile yapsa. Tabii ya. O yüzden ben bunu yapsınlar demeyeyim, yanlış anlaşılmasın. Bu zaten tehlikeli. Şiddet, buna müsaade yok. Şiddete müsaade olur mu ya? Bu çirkefliğe müsaade olur mu ya? Ama maalesef gördüğünüz gibi, işte demin anlattığım gibi, gencecik bir kız kalkıyor, bir laf söylüyor. Ki yani gerçekten söylediği, herkes bunu anlıyor. Anladığı halde korkaklık neticesinde tak patlıyorsun, kızı kalktılar, götürdüler, içeri attılar. Rabbim uyanmayı nasip etsin inşallah. Bir de hocam Mevla Teala, iki hafta üst üste konuşuyoruz mesela. Mevla Teala bunları peş peşe çıkarıyor. Çıkarttılar bir tane işte topçuyu, gençlere örnek göstermeye çalıştılar. Bak bir çıktı ortaya rezalet. Yok işte arkadaşının hanımına sarkacak veya bakacak kadar aşağılık bir hareket. Özür dileyerek söylüyorum hocam sizden de. Diğer taraftan bir dahaki hafta bakıyorsunuz sosyal medyada bunları hocam sosyal medyada yani Türkiye'nin çifti olarak gösteriyorlardı. Gençlere şu hala gençlerimizin maalesef kafasına şu girmiyor yani hocam. Yani evlilik olmadan, Allah'ın rızası olmadan bir aşkın olması, bir güzelliğin olması mümkün değil. Bu maalesef gençlerimizin kafasına girmiyor. Bunları sosyal medyada örnek çift olarak gösteriyorlardı. Bakıyorsunuz bu haftada bir çıktı. İşte rezalet. Başka bir rezalet de. Rabbim muhafaza eylesin hocam. Buyurun buyurun. Şunu da söylemek istiyorum hocam. Şimdi haber yapmak için özellikle arkadaşlarımız bu şahısla ilgili görüntü aramaya ekranlarda başlı zaman işte dizilerle ilgili bölümler kesilerek böyle internete koyuyor. Yani bir tane hocam küfürsüz videosu yok. Yani çekmiş olduğu dizilerde her bölüm küfürlü ve Rütük de buna müsaade ediyor hocam. Yani istediğin kadar küfredebilirsin ama bip koyacaksın. Yani küfürün yarısını ediyorsan herkes anlıyor. Sonra bip koyuluyor. Mesela Rütük buna izin veriyor. Ondan sonra işte alkol, ondan sonra işte bir takım tütün malzemelerinin kullanımı, bunlar ekranda gösterilebilir ama buğulu bir şekilde. Yani bunlar niye kullanılıyor diye veya kardeşim niye küfür diye Rütük ceza yazmıyor. Ama
FMTV bir uygun olmayan kadının buğuladığı zaman yani sen nasıl bu kadını buğularsın diye ceza yazılıyor yani hocam. Bütün de böyle çok değişik bir anlayışı var yani hocam. Hayreten bir tane hafız talebeyi çıkarsan hemen ensene biniyorlar. Sen niye hafızları çocukları istismar ettin diye bak hale bak. Öbür taraftan tabii öbür taraftan aynı çocuk şarkı söylese bilmem ne yapsa veya olumsuz şeyler söylese onlara bir şey yok. Oluyor bu çifte standardı yaşayacağız. Evet maalesef. Yani şu da var hocam. Öyle bir yere gitti ki bugün işte mesela o diziyi yapan yapımcı şirket internet sitesine haberi şu şekilde veriyor. Mesela şu dizinin şu bölümü sansürsüz. Yani küfürler açık şekilde bizim sitemizden izleyebilirsiniz diye. Mesela şu an TV'de yayınlanıyor. TV'den sonra sansürsüz bir şekilde işte şu kanalın internet sitesinden izleyebilirsiniz diye artık reklamlar böyle dönüyor hocam. Yani RTÜK izin vermediği için açık açık küfür edemiyoruz ama küfür öğrenmek istiyorsanız sitemize buyurun gibi böyle bir durum var hocam. Allah hidayet etsin. Kıymetli hocam bir de Burak hocam tütün malzemesi deyince daha önce de biliyorsunuz birçok insanların önüne önder diye örnek diye konulan genç yine sanatçı demiyorum genç oyuncular bakıyorsunuz uyuşturucudan içeri girirler. Hep uyuşturucu bağımlılığından vesaire belli şeylerden içeri girirler. Yani kimi gençlerin önüne sürülse belki de bu bir proje hocam yani. Kim gençlerin önüne sürülse bakıyorsunuz altından bir şey çıkıyor. İyi kaliteli bir adamın gençlerin önünde durduğunu hiçbir zaman göremiyoruz maalesef yani. Hiçbir türlü yani. Rabbim muhafaza eylesin hocam. Evet seyircilere tekrardan hatırlatmamızı yapalım. 0530 234 04 88 no'lu numara WhatsApp hattımızın numarası. Buradan sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi reklama kadar ki bölümde inşallah hocamıza sizlerin sorularını yönelteceğim kıymetli izleyenler. Hocam bir seyircimiz Fatih Mesele Vakfı'nın çalışmalarını da yakından izlediğini belirten bir seyircimiz katılım bankalarına kar payı yapabilir miyiz demiş. Bunu kendi işlerimizde ve hayır işlerinde kullanabilir miyiz diye sormuş hocam. Şimdi katılım bankaları normalde faizsiz sistem olarak kendileri ne yapıyorlar ortaya koyuyorlar. Evet. Eğer faizsiz sistemse tekrar faizsiz sistemse onlarla çalışmakta bir sıkıntı yok. Biz tabii katılım bankalarının genellikle müdürleriyle şu ifadeyi kullandık. Onlara devamlı şu ifadeyi kullandık. Dedik ki her programda aşağı yukarı katılım bankası soruluyor. Kendinizi iyi tanıtın. İyi anlatın. Yoksa kendinizi iyi tanıtmadığınız zaman, kendinizi iyi anlatmadığınız zaman bizim halkımız duyarlı. Özellikle faize düşmek istemeyen, İslam'ı yaşayan, faizden uzak duran halkımız katılım bankalarıyla çalışmak istiyor ama bakıyor ki onlardaki durum nasıl onu tam ne yapamıyor kavrayamıyor. Kavrayamadığı için de bu sefer ister istemez devamlı bu soruyu soruyor. Bu katılım bankaları da kendilerini iyi tanıtmıyorlar. Tekrar iyi tanıtmıyorlar yani. İyi anlatmıyorlar. Mesela reklam veriyorlar. Reklamları takip edin. Başka şekillerde reklam çıkıyor. Ya ilk önce siz çıkın. Kendinizi bir iyi tanıtın. Nasıl İslami olduğunuzu, nelere dikkat ettiğinizi, nelerden işte faize düşmediğinizi, bunları insanlara ne yapın? Anlatın. İnsanlar bilsin ki bakın bunlar sistemi bu şekilde uyguluyorlar. Bu şekilde uyguladıktan dolayı bunlar faize düşmüyorlar. Faize düşmediğinizi millete anlatın. Millet de gerçekten kalbi mutmain olsun. O mutmainlikle beraber de ne yapsınlar? Rahat rahat sizinle çalışmaya devam etsinler yani. Ha bize anlatırken ben açık söylüyorum. Biz bu konuda tabii çok soru olmasa sebebiyle çok müdürle muhatap olduk. Müdürlerle devamlı görüştük yani. Görüştüğümüz her müdür bize aynı şekilde anlatımlarında İslami anlatımı ortaya koyuyor. Açık ve net söylüyorum. Ama tatbikatta aynı şekilde yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bunu ne yapamam? Bunu bilemem. Hatta bu işin müfettiş bölümünde olan bir kardeşimiz geldi. Müfettiş bölümünde olan bir kardeşimiz. O da müdürlerin takibini yapıyor. Geldi bize dedi ki İşte sen söyle hocam işte müdürlerle alakalı bilgiler sordu. Ben ona aynısını söyledim. Bakın her programda neredeyse bunu soruyorlar. Bunu sorduklarından dolayı siz faizsiz bir sistem olduğunuzu halka güzel anlatmanız lazım diye ona da söyledim. O da not aldı. Artık nereye götürdü bilmiyorum. Ama netice not aldı. Yani o yüzden dolayı katılım bankaların kesinlikle faizsiz olduklarını ortaya koymaları ne yapmakları
koyma lazım. Halkın kalbini mutlaka mutmain etme olması lazım. Şimdi benim başıma bu konuda hiçbir şey geldi mi? Geldi. Baştan söyleyeyim. Bir katılım bankasıyla ismini veremeyeceğim. Onunla beraber işte çalışmalarımız sürüyordu. Onun müdürüyle de bizim yakın arkadaşlığımız vardı. Ondan sonra haç yaptık, ümre yaptık beraber. Dostluk, kardeşlik yapıyoruz beraber. Sonra bir kardeşimiz, biz Ahmet Hoca, Ahmet Güngör Hoca kardeşimiz vefat edince, orada tabii belli işlemler olacak tabii. Vefat etti Ahmet Hocamızın işlemleri var falan. Baktım ki o güne kadar Katılım Bankası'nda her şeyin İslam'a uygun olduğunu zannederken, o gün bir baktım, açık söylüyorum, o müdür bey tak bize önümüze şunu sundu yani. Ya bugüne kadar evet benim anlattıklarım böyle ama tatbikat, bu konudaki tatbikat safhasında bizim kitabımız var. Yani bizi karşımıza yeni bir kitapla karşımıza çıktı yani. Biz Kur'an'la beklerken katılım kitabıyla çıktı karşımıza yani. Sonra tabii biz baktık ki bunlarla ne yok? Hayır yok. Uzak durduk, açık söylüyorum yani. Ama tabii ben uzak durmam şunu gerektirmez. Bunlarla çalışılmaz babında diye kesinlikle düşünmüyorum. Demiyorum yani. Ama şunu söylüyorum yani. Bunların mutlaka kendileri ne yapması lazım? Güzel izah etmesi lazım, anlatması lazım. Halkımızın da iyi anlaması lazım. Yoksa Allah muhafaza etsin, İyi yapıyorum derken kötüye de düşmüş olabilirler. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Amin. Yani hayatları da katılımsız olması lazım. Yani katılım bankasında nasıl olması lazım? Evet. Faiz olması lazım yani. Kitapları da öyle olması lazım yani inşallah. Hocam bir soru gelmişti ya. Hocam rahatsız ediyorum ama burç yorumlarını okumak günah mı diyor hocam? Normal şartlarda burç yorumları derken, böyle yorumlara inanmak, eğer ayet ve hadisin dışında olan, Allah muhafaza etsin, şeylere inanmak insanı tehlikeye götürür. Ama bazı ifadeler vardır ki, nedir o ifadeler? Ayet hadise uygundur. Ayet hadise uygunsa sorun olmaz. Ama kesinlikle bunlara kapılıp da, çünkü bunları yazan kim? Kimlerin kitabından istifade ediyorsun? Kimlerle takip ediyorsun? O yüzden bunlar tartışılır şeyler yani. Ama bazı Allah dostları gerçekten bu konuda ne yapmışlar? Kitap yazmışlar yani. Yazmış oldukları bu kitaplarla alakalı da onların üzerinde takip ediyorsa, yine en önemlisi nedir? Ayet ve hadis ışığındaysa, ayet ve hadis ışığındaysa sorun olmaz. Ama yoksa öyle seni yanlışa sürükleyecek, sapıklığa sürükleyecek, tehlikeye sürükleyecek şeylerden uzak durmak lazım. Gelecekten haber verecek, sana şekil çizecek, seni yönlendirecek, seni olmayacağın şeylere sokacak, ondan sonra insanları o şekilde değerlendirme durumuna geçecek. Mesela adam yazmış, Koç burcu bilmem ne, bir başlıyorsun, övgülerle başlıyor, sonra bir bakıyorsun tak çakıyor tokatı. Öbür taraftan başlıyor bilmem ne, balık burcu bilmem ne, hadi bakalım. Bunlar, tekrar ediyorum, tehlikeye düşürmezse, yani ayet ve hadisin dışına taşırmazsa seni, bir şey olmaz. Ama taşıracaksa, tehlikeye düşecekse uzak durmak lazım. Rabbim muhafaza etsin. Hocam Allah sizden razı olsun demiş. Sizin gibi insanların sayısını artırsın inşallah. Teşekkür ederiz. Nasıl tövbesi nasıl yapılır ve sürekli tövbe ediyorum ama nasıl sadık kalırız demiş. Şimdi nasıl tövbesi demek yani, bir daha o hatayı yapmamak üzere niyet etmek. Ya eyyühellezine bile ya elledi amenü tövbu ilallahi tevbeten nasuha. Ey ibadenler, Allah'a tövbe edin ama nasıl bir tövbe? Nasuh tövbesi. Ne demek o? Yani bir daha o günahı işlememek niyetiyle tövbe edeceksin. Hocam ben o şekilde niyet ettim ama yine düştüm. Yine aynı şekilde niyet edeceksin. Yani şöyle niyet olmaz. Ben tövbe ediyorum ama yine yaparım. Tekrar ediyorum. Tövbe ediyorum ama yine ne yaparım? Mesela şu haramdan tövbe ediyorum. Ama ben bunu yine yaparım. Yine ona düşerim. Mantığında tövbe olmaz. Nasıl olacak?
Ben bu haramdan vazgeçtim, pişman oldum. Yapmamalıyım. Ama yine yapsa hocam, yine aynı şekilde tövbe edecek. Bak tekrar düşse bile yine aynı şekilde tövbe. Yani öyle. Ben bu haramdan tövbe ediyorum ama yine yaparım ben bunu. Diyorsa bu olmadı. Ama pişman oldum, yanlış yaptım ya. Bu harama düşmemeliyim. Bu eksik, bu yanlış. Bundan tövbe ediyorum. Diyor. Ondan sonra devam ediyor. Sonra tekrar aynı harama düşse yine aynı şekilde tövbe edecek. Yani yapmamak üzere tövbe edecek. Rabbim inşallah hatalara düşürmesin. Amin. Böyle olursa o kişinin diyor tövbesi o günahı hiç işlememiş gibi muamele görür. Tekrar ediyorum. O günahı hiç işlememiş gibi muamele görür. اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهِ Kişi tövbesini günahından tövbe ettiği zaman onu hiç işlememiş muamele görür. Ama bizim halkımızın arasında şöyle bir sıkıntı var. Adam bir hata yapar, hatasından tövbe eder. Halkımız bir bakmış, ya adam tövbe etmiyor, vazgeçmiştir. Halkımız tak hemen şeye dönüşüyor. Ne? Sen, onu sen bilmezsin, o şöyle yapmış. Ya bıraksın, ne yapacaksın ya? Bu adam vazgeçtim diyorsa, gerçekten tövbekar olduysa, bu adama saygı duyacaksın. Çünkü Mevla Teala Efendimiz'in ifadesiyle yapmış olduğu hatadan vazgeçtiğinden dolayı onu yapmamış kabul ediyor. Çok önemli bir şey yani. Rabbim başarmayı nasip etsin. Peki hocam bunun taktiği nedir? Yani mesela adam tövbe edecek ama edemiyor. Mesela bir taktiği var mı? Yani yavaş yavaş bırakacak vesaire. Şimdi normal şartlarda bakın hep çevredir. Dostlardır, arkadaşlarıdır. İnsan arkadaşlarının elmer o ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeridir bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Çevren çok önemli. Eğer çevren seni kötülüklere, yanlışa, olumsuzluğa sürüklüyorsa bil ki o çevresini hep orada ne yapar? Sürükler. O yüzden sen olumlu çevreyle de takılacaksın. Olumlu insanlar hayatını sürdüreceksin. Tövbekar olan insanlar hayatını sürdüreceksin. Gerçekten ehli iman olan insanlar hayatını sürdüreceksin. Ehli namaz olanlar hayatını sürdüreceksin. Bunlarla hayatını sürdürürsen onlar zaten namazında, ibadetlerinde, sohbetlerinde devamlı tövbe var. Zaten tövbekar oluyorsun. Zaten bunlarla beraber takıldığı zaman da günahlara da düşmez. Niye? O için çünkü Allah sana feyzini, bereketini, rahatlığını verir, huzurunu verir. Ama tek başına olduğu zaman insan Allah muhafaza etsin. O tek başına da insan ne yapıyor? Şeytan, nefis onu kapıyor. Hele şeytanlaşmışlarla da takılıyorsa alıp götürüyor. Şeytanlaşmışlarla takılıyorsa alıp götürüyor. Şimdi bir kardeşimiz geldi. Ben dedi çok ciddi bir rahatsızlığı vardı. Kötü hastalık diye kötü bir alışkanlığa düşmüş. Dedim ki abisine bunun dedim semtinden vazgeçeceksin. Semtinden çıkartacaksın. Çünkü o semtte o ne yapmıştır? Yerlere alışmıştır. Sonra kısa anlatıyorum. Dedi ki sen söyle ama hocam kurtardık onu filan dedi filan. Hastaneye yatırdık şöyle yaptık böyle. Semtten vazgeçeceksin. Cevap bu. Ama onlar zannetti ki sen söyle kurtuldu zannetti. İşte hastaneye yatırdık. Sonra bir bak, kısa zaman sonra bir duydum ki yine ne yapmış? O tehlikeye düşmüş. Niye? Çünkü o semte alıştı. O semtte onun durakları belli. Ne kadar vazgeçtim dese de nefis şeytan oraya ne yapıyor onu? Sürüklüyor. O yüzden semti terk edeceksin. Yoksa o semt devam ettiği müddetçe. Şimdi bir abimiz vardı. İsmini vermeyeceğim. O yine rahat olmayacak bir hataya düşmüştü. Efendi Hazretimiz buyurdu ki ona köprüyü karşıya geçmeyeceksin dedi. Yani onun semti köprünün karşısındaydı. Oraya geçmeyeceksin dedi yani. Oraya geçmezsen bu iş olur dedi. Sonra bu abimiz bayağı bir sene geçmedi. Yani el arabasını da köfte sattı geçmedi yani. Ama bütün şeyden kurtuldu. Sıkıntıdan kurtuldu. Sonra kendine şöyle bir cesaret geldi. Artık ben bu kötü hastalıklardan kurtuldum. Bir daha bu kötü hastalığa düşmem. Dedi. Köprünün karşısına geçti. Yani efendinin lafı ne yaptı? Yere düştü.
Sonra orada işte kendine göre çalışmalar yaparken tak eski arkadaşlarından bir tanesi bir geliyor yanına. Ya bize sahip çıkmıyor musun ifadesi çerçevesinde bir başlıyor olaya. Ona sahip çıkayım derken bu insanı da aldığa götürürler. Aldığa götürürler yani. O yüzden bak ne buyuruyor Efendisi? Köprünün karşına ne yapmayacaksın? Geçmeyeceksin. Niçin? Çünkü orada senin semtin, alışkanlıkların, arkadaşların, çevren. Bunlarla beraber olduğun müddetçe ne kadar kaçmaya çalışsan bir gün illa ne yaparsın? Yakalanırsın. O yüzden kötü alışkanlıklara düşen insanların ilk yapacağı iş gerçekten vazgeçiyorsa semtini de değiştirecek. Ya işte ben nasıl değiştirebilirim dersen yapılacak bir şey kardeşim. O zaman bu nefis şeytan onu ne yapar? Tehlikeye götürür. Rabbim muhafaza etsin. Amin. Allah razı olsun. Buyurun hocam. Evet hocam. Bir izleyicimiz yine sorusunu yöneltmiş bizlere. Diyor ki hocam 3 kere evlilikle ilgili bir sorusunu yöneltmiş. 3 kere boş ol dedim ama eşimle tekrar aramızın düzelmesini istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Normal şartlarda bir insan bu ifadeyi 3 kere söylememeli. Eğer söylüyorsa bu adam zaten ne yapıyor? Cahilane bir hareket yapıyor. Biz onlara tavsiyemiz şu. Sizin daha nikahtan, boşanmaktan, bunlardan gerçekten istenilen bir şekilde şuur çerçevesinde değilsin. O yüzden sen kardeşim en yakın müftülüğe git. Oradaki müftüden fetvanı al, ona göre hareket et diyoruz. Açık söylüyorum. Evet. Çünkü bizim ona söyleyebileceğimiz ifade çerçevesinde bir insanın altyapısı olması lazım. İslami şuur olması lazım. İslami ahlak olması lazım. İslami gerçekten yaşantısı olması lazım. Belli şeyler olması lazım. Yoksa sen zaten bu hareketi cahilane bir hareketi bu şekilde yapabiliyorsan, bir anda yapabiliyorsan anla ki sen bu işlerden çok uzak kalmışsın. Sen aynı şeyi yaparsın her zaman. O yüzden sen git ne yap kardeşim? En kısa, en yakın müftülüğe git. Müftülük senin yolunu ne yapsın? Çizsin. Evet. Hocam her şey için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenler cevaplarımıza inşallah devam edeceğiz. Kıymetli hocamız hem gündemle alakalı soruları cevaplıyor hem de sizin özel sorularınızı cevaplıyor. Cevaplarımız inşallah reklamdan sonra devam edecek. Kısa bir reklam aramız var. Ardından önemli gelişmelerle, önemli cevaplarla birlikteyiz. Bizim halkımız.